Sağ tıklıyorum buraya. Daha sonra Nuget paketlerin yüklenmesi gereken yere gidiyorum. Nuget paketlere gittiğimde arkadaşlar iki tane paketim var. Onları kuracağım. Şu şekilde Browse sekmesine tıkladığımda ilk paketimin şöyle Entity Framework diyorum. Tools geldi zaten. Şu araçlar paketini yüklemem gerekiyor. Entity Framework.tools. Ve bunu yüklerken çok dikkatli oluyorum. Proje sürümümle aynı olması lazım. 2.0.0 install diyorum ve bunu yeni eklediğim class library projeme eklemem gerekiyor. Şu an yüklemeyi yapıyor. Evet, kabul ediyorum lisans sözleşmesini. Şimdi bekliyorum kurmasını. Hata verebilir, onları es geçin şu anlık. İkinci paketim de arkadaşlar. Diyorum ki burada Microsoft. Microsoft dedikten sonra şu ASP.NET Core Old paketini kuracağım. Şöyle tıklayalım. Daha sonra da aynı sürümümüzü buraya da kuralım arkadaşlar. Install diyoruz. Arkadaşlar bu kurduktan sonra yapacağımız işleme geleyim. Şu an anlatayım o boşlukta. Biz application user'ı model klasörümüze aldık. Models klasörümüze. Şimdi biz DB kontekste set etmeliyiz onları. Fazla ayrıntıya girmiyorum bu proje olduğu için. Mevcut durumda zaten çoğu eğitimi canlı olarak yaptığımız için işte context nedir, code first nasıl yazılır bunları eğitimlerimizde zaten bahsediyoruz. Çünkü oralara girersek çok dallanacağız. Sizin için daha az verimli olacağım. O yüzden. Kapatıyorum bunu. Ve bunu da kapatıyorum. Ve şimdi projeme geldiğimde bir fark edeceğim. Şu dependencies'in geldiğini arkadaşlar fark ediyorum. Şu tools'u da yükleyecek şimdi zaten. Entity Framework Core Tools kısmını. Kapatıyorum arkadaşlar bunu da. Şimdi şöyle bir durum var. Buna çok dikkat edin. Şimdi burada bir kızma var hatta. Bize kızıyor. Ya diyor ben yapamıyorum bu işlemi diyor. Bir şey var. O zaman hemen ilgili projenize gidin. Sağ tıklayın ve Open Folder değil Edit proje deyin. Ve burada proje açsın. Oo. Bu neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü biz proje eklerken bize hangi sürümde ekleyeceğimiz sormadığı için biz bunu 2.0 yapıyoruz ve kaydediyoruz. Sürümü düzeltiyoruz. Tekrar geliyoruz. Dependency. Şimdi bakalım. Restore ediyor. Algılamasını bekliyorum. Dediğim gibi paketlerle projenizin aynı sürümü olmalı. 2 gün, 5 gün, 10 gün çalışırsınız. Bir hata verir arkadaşlar. İçinden çıkamazsınız. Çok sıkıntı. O yüzden dikkatli olun.